Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Ali Turhan salonumuzu teşrif etmişler. Arz edelim. Türkiye'nin geleceğinin denizlerde ve denizcilikte olduğunu vurgulamak gerekir. Unutmayalım ki ecdadımız denize ve denizciliğe verdiği önem ölçüsünde devlet ve millet olarak büyümüştür. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın denizci olmayan devletleri ve sırtını denize dönen milletleri affetmediği malumunuzdur. Yüzümüzü tam anlamıyla denizlere çevirmeliyiz. Ülke olarak dünyanın en güzel coğrafi deniz potansiyeline sahibiz. Bu potansiyelimiz de deniz kaynaklı doğal zenginliklere sahip olmamızın yanında dünya deniz ulaşımında da kilit ülkelerden biri olmalıyız. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Ancak tek başına bu durumun kimseye bir avantaj sağlayamayacağı da açıktır. Deniz mevcudiyetimizi ve üstünlüğümüzü nasıl kullandığımız çok önemlidir. Deniz sınırlarımız, kara sınırlarımızın 3 kat olmasına rağmen uzun yıllar denize sırtımızı döndük. Bir ürünü deniz yoluyla taşımak, demir yoluna göre 3 kat, kara yoluna göre 7 kat, hava yoluna göre ise 21 kat daha ekonomik. Dünya ticaretinde deniz ulaşımı bu kadar belirleyici. Bir denizcinin evladı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a nasip olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu sayesinde 16 yılda dünyanın denizcilikte lider ülkeleri arasına girdik. 2002 yılında dünyada 17. sırada bulunan deniz ticaret filomuz bugün 15. sıraya yükseldi. Dünya yat üretiminde 3. sıraya yükselip marka haline geldik. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılı olan 2023 yılına kadar 1 milyon vatandaşımıza denizcilik kültürünü aşılamak, verilecek denizcilik eğitimi sonrasında amatör denizci belgesi düzenlemek, denizci millet, denizci ülke hedefine ulaşmak istiyoruz. Amatör denizci belgesi olmadığı halde özel tekne kullanan kişilere uygulanan idari para cezalarında indirime gidilmesine yönelik düzenlemeyi de yürürlüğe koyduk. Belgesi olmayan ancak yaşamının her anında denizle iç içe olan, diğer bir ifadeyle çekirdekten yetişme denizcilerimize belge sahibi olma fırsatı sunacağız. Siz güzide basın mensuplarımızın müracaatları alınacak, amatör denizci belgesi almak isteyen basın mensupları için 5 Ekim 2018 Cuma günü 17'ye kadar müracaatlar açık tutulacak ve yapılacak sınav sonrasında başarılı olanlara amatör denizci belgesi düzenlenecektir. Thank you.
Değerli misafirlerimiz, programımız burada sona eriyor. Basın mensuplarımız dışarıda bir stand var. Orada TC numaralarımızı yaz.